Piyale Paşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel ile beraberiz. Merhaba Kaan Bey. Hoş bulduk. Size yeni projeniz Piyale Paşa İstanbul'da ilgili birkaç sorumuz olacak. Bölgeden başlayayım o zaman. Niye Piyale Paşa? Biz niye Piyale Paşa'dayız? Bir kere biz orada arsa sahibiyiz. Biz orada 25 senedir arsa sahibiyiz. Bir kere hani biz bir fiil oradayız zaten çok uzunca bir süredir. Aslında biz zaman içerisinde bu 25 sene içerisinde çeşitli arsaları da alarak yavaş yavaş büyüyerek belli bir metrekareye erişmişiz orada. Ve sonrasında da işte madem bu öyle bir alanımız var burada da bir proje gerçekleştirelim demişiz. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar uzunca süre devam etmiş. Adnan Bey bu konuda neredeyse 7-8 senedir bu konuyla ilgili uğraşmış. En son 2012 yılında bu riskli alan ilanı ile birlikte sadece bizim alan değil bu alanın etrafındaki başka alanlar da işin içine katılarak bir 82 dönüm bir arazi üzerinde denmiş ki burası riskli alan. Yani bize aslında devlet şunu demiş, siz burada kendi alanınızda bir proje yapmak istiyorsunuz ama bunun etrafında gerçekten çok kötü yapılaşma var. Biz size imar hakkı verebilmemiz için sizin burada da bu yapılaşmayla da ilgili bir şeyler yapmanız lazım. Bunları da yenilemeniz lazım. Bir bölge içerisinde bunu yapmanız lazım demiş. Evet, aslında hani kentsel dönüşümün bence doğru açılarından bir tanesi bu. Tek başına bina yapmayı ben bir dönüşüm olarak görmüyorum. O sadece bir projeyi yıkıyorsunuz, yeni baştan yapıyorsunuz. Hiçbir sorunu çözmüyorsunuz. Ne otoparkı, ne alanı, hiçbir şeyi çözmüyorsunuz. Evet. O da deprem riskine göre. Aynen. Ama bu bakışta ada bazında bakıldığı zaman çok daha profesyonel. Evet. Yolunu, sosyal otoparkını, okullarını, eğitim alanını, her şeyi düşünerek. Evet. Bu kapsamda bakıldığında da burası 2012 yılında riskli alan ilan edilmiş. Dolayısıyla biz de bu projeyi hani hayata geçirebilmek için işte buradaki anlaşmalarımızı ve buradaki arazinin geri kalan bizim haricimizde olan arazileri de alma konusunda çaba gösterdik. Önümüz geçtiğimiz 2 sene boyunca. Ben bir fiil bu konuyla her eve girdik, çıktık, herkesle konuştuk ve herkese dedik ki özellikle siz burada tapu sahibiyseniz yani bizim gibi burada aynı şekilde bir mülk sahibiyseniz size burada böyle bir proje gerçekleştiriyoruz. Biz sizi de tam olduğunuz yerde, olduğunuz büyüklükte bir daire sahibi olun burada dedik. Ve biz böyle yani yaklaşık herhalde 260 civarında sözleşme imzaladık biz burada. Tek tek konuştuk, evlere girdik, konuştuk, ikna ettik ve bence de ciddi bir şey sağladık, ilerleme sağladık orada. Geriye de hani çok az kimse kaldı, bir iki kişi kalmış durumda. Onları da hani çok kısa bir sürede ikna edeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla hani Piyale Paşa'da olmamızın temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Sonra Piyale Paşa'ya madem biz buradayız bir de bunu bakalım dedik. Neymiş Piyale Paşa? Aslında bir şahıs olduğunu gördük. Kaptan deryalık yapmış, tarihte önemli Sakız Adası'nın fethinde bulunmuş, Kıbrıs'ın fethinde bulunmuş. Önemli bir şahsiyet, bir de enteresan da bir kişi. Kanuni Sultan Selim onu bu alanları şenlendirmesi için vermiş oraya Piyale Paşa. İsmi de o yüzden Piyale Paşa olmuş. Değişik de bir kişiliği olduğu için değişik bir cami yaptırmış orada. Mimar Sinan Devri burası. Fakat caminin mimarisi aslında Sinan'ın diğer özelliklerinden biraz farklı. Biz de mesela kendi projemizin mimarisini yaparken orada ufak tefek alıntılar yaptık. Saçakları, cepheleri, camlardan böyle alıntılar yaptık şeye kattık. Sonra gördük ki enteresan bir şahsiyet. Yer uzunca bir süre Piyale Paşa Camii'nin etrafında çiçek bahçeleri varmış. İstanbul çiçek ihtiyacını bu bölgelerden sağlarmış mesela. Hani bunlar hep enteresan şeyler. O zaman dedik ki Piyale Paşa güzel bir semt. Sadece unutulmuş, kaybolmuş. Bir ara mülkiyeti el değiştirmiş çünkü devlet el koymuş. Sonra kişiler mahkeme açmışlar, geri almışlar ve o sürede de bir takım işgaller de olmuş arazinin üzerinde. Ve unutulmuş Piyale Paşa, ismi de unutulmuş. Bugün baktığınızda aslında Piyale Paşa neresi diye sorduğunuzda birçok kimse cevap veremiyor. İşte bizim en temel hedeflerimizden bir tanesi bu. 4 sene sonra Piyale Paşa dendiğinde bir taksiye bindiğinde Piyale Paşa dediğinizde alsın getirsin bizim kapımıza getirsin insana. Hani en büyük hedeflerimizden bir tanesi bu.
O yüzden hani Piyalepaşa ismi, bölgesi, semti o yüzden bizim için önemli. İsimleri de Piyalepaşa İstanbul dedik projemize. Sebebi de bu. Biz aslında bir semti yeni baştan burada inşa ediyoruz diye bakıyoruz. Projemizi ona göre yaptık. Bir tane dev gibi bir kule yapmıyoruz. 25 tane 2 katlı, 3 katlı, 5 katlı, 8 katlı, 10 katlı farklı farklı büyüklüklerde binalarımız var. Bir şekilde bunları birbiriyle harmanladık. Projeyi de ona göre yaşattık. Tamamen bir aslında semti yeni baştan inşa ediyoruz gibi dizayn ettik projeyi. Şimdi ben yani bir televizyon programına katılmıştınız, canlı yayın verdiniz hatırlıyorsam, yanlış hatırlamıyorum. Tarlabaşı'ndan Piyalepaşa, o caddeyi günün birinde ailelerin elle tutuşarak yürüyerek bir bulvar olması için bir ümidiniz olduğunu söylemiştiniz. Bu konuda bir değerlendirmeniz nasıl olacak? Yani bu beklentiniz hala devam ediyor mu? Ya şey evet, şimdi Beyoğlu bu şehrin kalbi. Bu şehir bence nüfusu, işte resmi nüfusu var ama hani turistlerle ve şeylere de baktığınızda 20 milyon nüfuslu bir şehir burası. Buranın merkezinden Beyoğlu'ndan bahsediyoruz ve Beyoğlu İstiklal Caddesi her daim tıklım tıklım bir cadde orası. Ben de Beyoğlu İstiklal Caddesi'ni çok severim. Orada büyüdüm sayılır. Hani lisemi de orada okudum. Sonra yaklaşık 10 sene orada çalıştım. Her gelişmenin her aşamasını Taksim'den başlayarak işte tünele kadar nasıl gelişti, sonra Galata'yı nasıl kapsadı, Karaköy'e nasıl indi. Bütün bunların hepsini çok iyi hatırlıyorum. Şu anda başladığınızda Taksim'den başlayıp Karaköy'de bitirebilirsiniz. Ben arada sırada yapıyorum o yürüyüşleri şeyde. Bir de Beyoğlu'nun enteresan şeyleri var. Ara sokaklara girdiğinizde avlularla karşılaşırsınız. Çok güzel binaları görürsünüz. Bir küçücük bir kapıyı açarsınız. Arkasında muazzam bir manzara karşınıza çıkar falan. Şimdi böyle baktığınızda Beyoğlu'nun başka yerleri de var. Aslında Piyalepaşa bunlardan bir tanesi. Yarın öbür gün Haliç'te birçok değişik şeyler olacak. İşte Galata Port'ta orada birçok farklı proje geliştik. Dolayısıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin daha büyüyeceğini düşünüyorum. Evet, yani bugün bile yürüyerek eğer Ömer Hayyam'ı yani çıkmaya şey yaparsanız o şeydeyseniz hani yürüyerek çok rahat aslında şeye ulaşabilirsiniz. İstiklal Caddesi'ne ulaşabilirsiniz. Ama bunun bir yöntemiyle hani evet tarla başından aşağıya inerek uzadığını düşünürseniz bu Piyalepaşa'nın sonunda belki daha da sonra daha da ileriye giderek çok güzel bir alan olacaktır diye düşünüyorum. Yani, çünkü yer çok güzel bir yer. Beyoğlu çok güzel bir yer. Çok değişik şeyi bir arada görebileceğiniz bir yer. Bugün gelip yani Piyalepaşa Camii'ni görebilir. Bizim oradan yürüyüp Haliç'e ulaşabilir. Kasımpaşa'da çok enteresan şeyler var. Onlar yarın öbür gün hayata geçebilir. Yani bu bölge çok önemli ve dünyanın bütün merkezlerinde de şehir merkezleri çok önemlidir. Oralar her zaman turistlerin bulunduğu ve hani her şeyin de çokça olduğu bir yerdir. Bence yarın öbür gün bütün bu bölgelerde özellikle Beyoğlu bölgesi bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Bir de 256 hak sahibiyle imzaladığınızı söylediniz. Normalde benim bildiğim kadarıyla projede 950 daireniz var yaklaşık olarak da. Bu 256 hak sahibine 256 daire mi verildi yoksa daha farklı sayılardan mı verildi hak sahiplerine göre? Şimdi anlaşmaların bir kısmını tabii şey yaptık. Satın aldıklarımız da oldu. Bunların içerisinde satın aldıklarımız da var. Biz her ne kadar özellikle tapusu olan kimselerle hiçbir şekilde satın almaya girmek istemesek de hani öyle bir talep geliyor ve bir yerden sonra şey yapamıyorsunuz. Biz bugün itibariyle 160 tane konutu hak sahibi, yani bu 950'nin içerisindeki 160 tane konutu buradaki hak sahiplerine veriyoruz. Bizim bir de alanımızın içerisinde bir tapusu olmayan ama binalarımız var. Herhangi bir tapusu olmayan, gecekondu vasfında ya da kaçak bina vasfında, çünkü 4-5 katlı böyle yapılar da var. Onlarla da bir süreci götürüyoruz, onlarla da tek tek konuşuyoruz, onlarla da bir çözüm üretiyoruz. Ve orada da ciddi bir ilerleme sağladık. Yani bugün itibariyle %30'lara gelmişizdir o kısımda da. Önümüzdeki bir sene içerisinde bunu da karşılıklı görüşerek halledeceğimizi umut ediyoruz. Orada da herkese istedikleri yerden, istedikleri büyüklükte
tabii ki kendi mevcut dairelerini de gözeterek bir şey sağlıyoruz, bir imkan sağlıyoruz. Biz böyle yaklaşık 100 kişiyi ev sahibi yaptık o bölgede. Dolayısıyla projeyle birlikte sadece şeyi değil, bir hani bir depremdeki bir riski ortadan kaldırmak ve sağlam binalar yapmak değil, aslında hani gayri nizami yapılmış ve bir tapusu olmayan evleri de tapulu ev haline geçiriyoruz böylelikle. Resmileştiriyoruz aslında. Hani o da bölgeye ve şeye sağladığımız bir katkı. Önümüzdeki dönemde bunu daha da arttırarak gideceğimizi düşünüyoruz.